Merhabalar değerli izleyiciler. Not defteriyle bu hafta yine karşınızdayız. Yine bu haftada gündemin öne çıkan önemli konularını değerli konuklarımızla değerlendireceğiz. Birinci bölümde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Hüsnü Aslan bizlerle olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı güncel veriler var ülkedeki düzensiz göçmenlere dair. Bu verilerle Zafer Partisi'nin elindeki veriler bağdaşıyor mu? Zafer Partisi'nin özellikle bu sınır güvenliği ve göçmenler konusundaki hassasiyeti ve bu konudaki uyarılarını Sayın Aslan'dan dinleyeceğiz. Ve ayrıca tabii ki önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili Zafer Partisi nasıl bir yol haritası izleyecek? Tüm bunları değerlendirmek üzere Sayın İsmail Hüsnü Aslan'ı yayınımıza eğer ki hazırsa bağlayalım. Esma Hanım merhabalar. Evet, Esma Hanım'ın bağlantısında galiba şu anda bir sorun var. Ben o zaman hemen Esma Hanım yayına bağlanmadan önce bir veriyi paylaşmak istiyorum seninle. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir veri paylaştı. Dedi ki Türkiye'de 4.843.590 göçmen bulunuyor dedi. Ve bunlardan 1.243.423'ünün ikamet izni alan yabancılar olduğunu söyledi. Ve son bir ayda İstanbul'da da 21 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bilgisini paylaştı ve başka rakamlar da var ama işte bu rakamlarla ilgili muhtelif aslında İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilerle Türkiye'deki bu konuda çalışan siyasi partiler başta olmak üzere farklı kesimlerden farklı rakamlar geliyor. Telaffuz edilen rakamlar örtüşüyor mu? Eğer bağlantımız hazırsa Sayın Aslan'la bu konuları değerlendirmek isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aslan. Merhabalar, iyi günler. Hemen o zaman şuradan başlayalım. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayı takip etmişsinizdir. Etmediyseniz az önce ben özetlemiştim. Türkiye'deki düzensiz göçmen sayısına dair rakamlar açıkladı Sayın Aslan. Diyor ki 4.843.594 göçmenin olduğunu söylüyor Türkiye'de ve bunların 1.243.423'ün ikamet izni alan yabancılar olduğunu kaydediyor. Hemen buradan başlayalım. Sizin elinizdeki verilerle İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı veriler örtüşüyor mu? Bizim elimizdeki verilerle İçişleri Bakanlığı. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, sesinizi alıyorum. Tamam. Bizim elimizdeki verilerle İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu veriler birbiriyle örtüşmüyor tabii ki. Daha doğrusu kendi aralarında da bir çelişki yaşıyorlar. Çünkü onların bizim aşağı yukarı 13 milyon bir sığınmacı olduğunu iddia ettiğimiz dönemde yapmış oldukları açıklamalara göre 17 milyona yakın bir sığınmacı olduğunu dile getirmişlerdi. Geçmiş dönemde hatırlarsınız. Evet. Bir süre önce. Yani o yüzden bu verilerle yol almamız mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz işimize gelen her şeyi kendimize göre biz yönetebiliyoruz. Nasıl TÜİK'in makyaj ve enflasyon oranlarını açıkladığı gibi şimdi de sığınmacı sayısına bir makyaj yapılıyor ve bu şekilde bir açıklamalar gündemde. Evet. Şimdi bir de bu şey konusunda özellikle sığınmacılar konusunda farklı statüler var. Örneğin bakanın açıkladığı verilerde diyor ki 292.289 uluslararası koruma statüsüne sahip yabancı bulunmaktadır diyor. Ve Suriyeli sayısına dair de 3.307.882 olarak açıklıyor. Şimdi bakanlığın açıkladığı bu verilerde farklı farklı statülerde örneğin uluslararası koruma statüsüne sahip yabancı. Bu konuda uluslararası koruma statüsüne sahip yabancılar arasında kimler var? Yani bunlar Suriyeliler mi? Suriyeliler dışında da yine uluslararası koruma statüsü verilen yabancılar Türkiye'de bulunmakta mı Sayın Aslan? Tabii ki yani sadece Suriye ile biz sınırlı kalmadık. Bunların içinde Afganı var, Pakistanlısı var, son dönemde İran'dan gelenler var. Yani bu sayıların içinde sadece belki vermiş olduğu sayılar sadece Suriyeli kapsıyor olabilir ama diğer gelenleri Afganistan, Pakistan'dan gelen, İran'dan gelenler bunların bu sayıların içinde olduğunu zaten düşünmüyorum. Evet. Peki şimdi bir başka veri yine buradan hareketle sormak isterim. 21 bin düzensiz göçmenin özellikle son bir ayda İstanbul'dan 21 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini söylüyor Sayın Yerlikaya. Özellikle seçim döneminde Zafer Partisi başta olmak üzere bu sığınmacı ve düzensiz göç konusundaki hassasiyetin oluşmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın, hükümetin bu konuda daha hassas davranmaya başladığını, sınır güvenliği başta olmak üzere yabancıların şeyiyle ilgili, şehirlerdeki varlığıyla ilgili
Bir politika değişikliği olduğunu siz gözlemliyor musunuz? Tabii ki bir politika değişikliği oldu ama yani bu politika değişikliğine giden yolu da bizim genel başkanımız Ümit Özdağ başta olmak üzere ve Zafer Partisi teşkilattaki bütün arkadaşlarımızın baskılarıyla bu yola gidildi. Bugüne kadar bakın yıllar içinde süre gelen bu sürelerde sınırlarımızı açık bırakarak insanların bir şekilde kolayca elini kolunu sallayarak ülkeye girmeleri sağlandı. Ve bunun haricinde bugüne kadar bu insanların ülkemize vermiş olduğu hiçbir negatif yorumlar yapılmadı. Ne zaman ki bizim genel başkanımız bunları dile getirmeye başladı, insanlarda da bu bilinç uyandı. Artık insanlar eskisi gibi değil. Neyin ne amaçla yapıldığını medyadan, sosyal medyadan, gerek televizyonlardan bir şekilde öğrendikleri için şu anda seçim öncesi, bakın yerel seçimler öncesinde buna şu anda 21 bin düzensiz göçmeni de gönderdiğini söylüyor. Genel seçim öncesinde de biz de göndereceğiz diye kadar getirebildik. Yani Zafer Partisi olmamış olsaydı bugün bu politikayı bile bunu bile uygulayamayacaklardı. Evet. Size yani bu... tamamen ülkenin demografik yapısını bozmaya yönelik bir çalışmayı bunca sene içinde yürütüldü. Sırf demografik yapımızda da kalmadık. Bugün kendi içimizde emniyeti sağlayamıyoruz. Bu insanlardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Ayrıca ekonomi zaten farklı bir boyut aldı. Çünkü bu kadar yükü bizim ülkemizin taşıma gibi bir gücü yok. Gelen insanların eğitimleri bedava, sağlıkları bedava. Ve bunun haricinde doğan çocuklara alınan bir yardımlar var. Ayrıca yapılan yardımlar. Ama biz bunları ucuz işçi muamelesiyle, ucuz işçi diye gördüğümüz için bugün bu durumdayız. Yani ekonomi günden güne kötüye gidiyor. Sınırlarımız zaten açık kapı politikasıyla. Günde yüzlerce insan geliyor. Evet. Medyadan takip ediyorsanız, yani bir kamyon kasasında günlük 50-60 kişiyi bir tek seferde getiriyor ve bu insanlar 2-3 sefer yapıyorlar bir gün içinde. Ve bu gelenler Suriye değil. Bahsedilenler başka taraf, yani Afganistan tarafından gelen ya da Pakistanlılardan da var. Sırf Suriyelileri ele alırsak zaten bu rakamlar değil, çok daha fazla rakamlar var elimizde. Evet. Buna istinaden ayrıca bir de uyuşturucu bugün bizim gündemimizde. Uyuşturucu, bakın Türkiye şu anda uyuşturucunun satılabildiği, uyuşturucunun geçebildiği, aynı zamanda uyuşturucuya çok çabuk ulaşabileceğiniz bir ülke durumuna geldi. Evet. Çocuklarımızın geleceği için. O konuya hem evet. Uyuşturucu hem asayiş konusuna gireceğiz ama şimdi az önce söylediniz, kamyonlarla, kamyon kasalarında yüzlerce kişi hala sınırlardan geçmeye devam ediyor dediniz. Evet. Şimdi yine İçişleri Bakanlığı dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bir operasyon düzenlediğini ve Van'da 59 insan kaçakçısı haklarında arama kararı olan ve firar durumundaki 59 insan kaçakçısının yakalandığını bilgisini paylaştı. İki gün önce, yaklaşık 2-3 gün önce Van'da bir insan kaçakçısı bir gazeteci meslektaşımıza Ruşen Takva'ya itiraflarda bulunmuştu ve kurulan bir rüşvet çarkından bahsetmişti. Yani orada işte bazı yetkililere, hatta aralarında sınır güvenliğinden sorumlu bazı askeri bürokratlar da olmak üzere maalesef aylık düzenli olarak rakamlar da telaffuz ederek, yani 50'şer bin lira gibi bir ödeme yapıyoruz, evet, gibi bir rakam telaffuz ederek, bu itirafın ortaya çıkması ve hemen peşinden 59 insan kaçakçısının yakalanması ve haklarında arama kararı olan 59 kişinin aslında bir süredir yakalanamıyor olması ve bu itirafın hemen peşinden gelmesi, yani bu konuda bir kamuoyu baskısı oluştukça mı bakanlık bir adım atıyor, yoksa hani az önce de söylediğimiz gibi sistemli şekilde bu konuyu özellikle bakan değişikliğinden sonra Sayın Soylu'nun kabine dışı kalıp Ali Yerlikaya'nın bakan olmasıyla bir ilişkisi var mı? Yoksa kamuoyunda böyle yükselen bir tepki olunca hemen karşılığında bir adım atıp durumu idare etme yönelik mi? Nasıl yorumluyorsunuz siz bunu? Şimdi bakın, bunca yıllar içinde biz bunu sürekli dile getirdik. Yani bu insan kaçakçılığı bir nevi iş kolu oldu artık insanların. Bir şekilde ekmeğini kazandığını iddia ettiği ve büyük paraların döndüğü bir sektör haline geldi. Peki biz bunu bunca yıl içinde dile getirirken niçin bunun bir araştırılması yapılmadı da bu bugüne denk geldi ya da iki gün önce yapılmış olan bu röportajın hemen akabinde böyle bir şey uygulandı? Kamuoyu baskısı ne yazık ki insanların biraz da hani
Bugünü de bir geçirelim. Şu yapılan röportajın yankılarını birazcık durdurabilmek adına bugün bir operasyon yapıldı. Bugün işte kaç kişiydi? 59 kaç kişi. İnsan, İnsan kaçakçılığından hatlarında arama kararı olan 59 kişinin yakalandığını duyurdular. Evet, yani şimdi bugün 59 kişiyi yakaladınız ama bu 59 kişiyle de sınırlı değil. Eğer siz bu operasyona başladıysanız bir operasyonu başından sonuna eğer temizleyemezseniz, sadece bu 59 kişi içinden alıp gerisine de göz yummaya devam ederseniz aynı çark devam edecektir. Aynı çark aynı döngüyü de devam ettiği müddetçe de biz zaten bu sığınmacılar konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki şimdi sadece 59 kişinin getirdiği kişi engel ama geri kalan kişi sayıyı bilmiyoruz ki. Evet. Ve o bölgede bu işi yapan, bu işten para kazanan, bu işle ticaretini döndüren, yani sırf insan kaçakçısı da değil bunların yapmış olduğu. Bu insanlar gelirken yanlarında neler getiriliyor? Ve bu devletin kademeleriyle işbirliği içinde yapılan bir olay. Yani en acısı da bu zaten. Yani o röportajı evet ben de dinledim. Yani evet. İçinde devletimizin askerinin de bulunduğu bir opera şey bir çarptı. Çark. Artık evet. Bildiğiniz bir çark oluşturulmuş ve buradan iki taraftan da nemalanılıyor. Sayın Hasan, siz galiba bu göçmen konusuyla ilgili şöyle bir yaklaşımınız var. Yani bu sadece işte devletin bazı birimlerinin göz yumduğu ve işte bunun üzerinden bir çıkar. Evet bunlar realite ama ısrarla şöyle bir söyleminiz var parti olarak. Ülkenin demografik yapısını değiştirme yönelik sistemli bir politika olduğunu özellikle bu açık sınır politikasının, açık kapı politikasının ve sığınmacıların ülkeye rahatlıkla girmesinin sizi bu yönde düşünmeye sevk eden emareler nelerdir? Yani devletin böyle bir gizli, devletin demeyelim, iktidarın böyle bir gizli. Hani seçim döneminde aslında eleştiriler arttığı zaman şöyle savunmalar duymuştuk, az önce siz de söylediniz. Ucuz iş gücü, Afganlar olmasa çoban olmaz, Suriyeliler olmasa fabrikalarda işçi bulamayız. Hatta evet. Dışişleri Bakanı, o dönemin Dışişleri Bakanı demişti ki babamın hayvanlarına bakacak çoban bulamayız diye bir gerekçesi vardı. Yani tarihsiz salt ekonomik, ama ucuz iş gücünün dışında demografiyi değiştirme yönelik bir plan, bir planın parçası olduğu bir öngörü müdür? Buna dair elinizde bir takım deliller mi vardır? Neye bağlıyorsunuz siz bunu? Şimdi bakın, biz Türkiye olarak laik bir cumhuriyette yaşıyoruz. Doğru mudur? Evet. Anayasa, yani anayasamızda bu yazıyor ve kağıt üzerinde hala anayasa geçerli. Evet. Peki, bu gelen insanların hiçbirini biz kendi toplumumuz içinde entegre etme şansımız yok. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Örfleri, adetleri. Peki en basitinden kadına bakış açısını ele alalım. Yani kadının adını anmayan toplumlardan gelen insanlar var. Ve bizim ülkemize geldiği zaman buradaki kadınlarımızı, yani affedersiniz telaffuz bile etmek istemiyorum. Hani kameralara çekip onları kendi vatanlarında ifşa ediyorlar. Türkiye'deki kadınlar bu şekilde diye. Yani sizce bunlar çok normal mi? Demografik yapımızı bozmaya gelirken bakın bu insanların yaşam standartlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş bir insanın yaşam standartları aynı değil. Onların inançları doğrultusunda yapmış oldukları mesela bakın tecavüz gayet normal karşılanıyor. Bu toplumu kendi içinize aldığınızda ve bunların sayılarını günden güne arttırdığınızda peki bu demografik çöküş değil de nedir? Başka bir şekilde adlandırmamız mümkün müdür bunu? Peki iktidarın bundaki muradı nedir? Örneğin yani böyle bir demografiyi değiştirerek bunları bir vatandaşlık vererek oy deposu haline dönüştürmek midir? Veyahut da yani ileride başka bir siyasi planın parçası olarak mı böyle bir politika uygulanıyor sizce? Ya iktidarın zaten bu açık kapı politikasına ben akıl sır erdiremiyoruz. Yani şimdi herkes sınırlarını güvenlik altına alırken, herkes sınırlarını başka ülkelerden gelen bu sığınmacılara kapatırken
bizim bu açık kapı politikasını anlamak mümkün değil. Yani bu akıl dışı bir politika zaten. Peki bunu neye dayanarak yapıyorlar diye sorarsanız, yani inanın bu politikanın herhangi bir açıklaması olmadığı gibi ülkemizde bu kadar zarar verilirken ve göz göre göre, bakın geçen gün Urfa'da da bir olay gerçekleşti. Bunu sizler de takip etmişsiniz. Evet. Peki bu olaylar günden güne artış gösterdiği zaman ve halk artık belirli bir noktada isyan etme reddesine gelirse ve kaosa sürüklenirse bu ülke, nasıl bunun altından kalkacağız biz ülke olarak? Nasıl bir önlem alabileceğiz? Ve bunların sayıları az bir sayı değil. Evet. Yani bunlar 3 kişi, 5 kişi değil ki siz bunlarla mücadele edin. Veya da hepsinin artık isimlerini değiştirdiniz. Çok rahat insanları, şimdi anlamı eskiden anlaşılıyordu yine yabancı birisinin geldiği zaman isminden dolayı. Ama bugün gittiğiniz zaman isimlerini de artık Türk isimlerini çok rahat alabildikleri için içinizde kiminle mücadele etmeniz gerektiğini bile bilemiyorsunuz. Bu da otomatikman kaos ortamında sizin kendinizi savunmanızı zorlaştıracaktır. Yani o yüzden bu politikaya yani ileride bir toplumsal kaosa dönüşme riski taşıdığını söylüyorsunuz. Peki şimdi bir yandan hükümet işte tepkiler üzerine zaman zaman böyle adımlar attığı söyleniyor ama geçtiğimiz haftalarda da İngiltere ile yeni bir anlaşma imzalandığı ortaya çıktı. Biz de bunu İngiliz basından öğrendik aslında, yani Dışişleri Bakanlığı, hükümet yetkilileri bu konuda bir açıklama yapmamalarına rağmen ve bunun karşılığında bir mali yardım sağlanacağı İngiltere hükümeti tarafından ve Türkiye'den de göçmenlerin işte veya düzensiz göçmenlerin batıya geçişin engellenince dair yeni bir anlaşma. Bir taraftan da Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor ve kaynak arayışı olduğunu artık hükümet de ifade ediyor. Yani Orta Doğu'dan Uzak Asya'ya kadar her tarafta, Londra'dan Amerika'ya kadar bir kaynak arayışı yaşadığını. Böyle bir ortamda özellikle Batı'nın bu konuda, sığınmacı konusunda, mülteci konusundaki hassasiyeti bilinirken ve Türkiye'nin de maalesef bir ekonomik krizden geçip dış kaynağa bu kadar açık ihtiyacı olduğu bir dönemde iktidarın bu anlamda gerçek bir sığınmacı karşıtı politika uygulayabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa yine işte Batı'nın sığınmacı kampı gibi burada parasını ödeyelim, siz orada tutun politikası böyle devam edecek mi? Bakın, Türkiye gerçekten çok özel konumda, çok özel bir ülke. Yani ben bugün Türkiye'yi bir sığınmacı kampı olarak adlandırıldığımda bile benim ağrıma gidiyor. Neden biz İngiltere'ye gitmek isteyenleri tutup da kendi ülkemizde besleyip de İngiltere'yi rahat ettirmeye çalışıyoruz? Peki verilen bu para Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sığınmacı kampına dönüştürülmesi adını temizleyebilecek mi? Bu sırf İngiltere için de geçerli. Evet, bu son dönemde İngiltere ile yapılan anlaşma var. Ama bundan önce de bununla ilgili anlaşmalarımız yapıldı. Peki İngiltere ile bu anlaşma yapıldı. Peki çok düzgün bir anlaşma ise neden bunu biz kendi kamuoyumuzdan öğrenemedik? Neden İngiliz basınından öğrenme ihtiyacı duyduk? Ya da onlar açıklamasaydı hiç haberimiz olmayacaktı. Sizin yerel basın olarak bundan bir haberiniz var mıydı? Yerelde de ulusalda da böyle bir Türkiye'de zaten, çünkü hani Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmamıştı veyahut da Cumhurbaşkanlığından, evet, İletişim Başkanlığından bir açıklama yapılmadı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın kendi ülke medyasına verdiği bilgiden biz bu bilgiyi öğrendik, açıklamadan bu bilgiyi öğrendik. Ya yine iyi ki varlar da iyi ki bizi haberdar ettiler diyorum. Niye en ufak bir doğalgaz bulunuyor ama bütün basında yer alıyor? İşte gabardan şu kadar doğalgaz çıktı, şuradan bu kadar petrolümüz çıktı. Demek ki bu çok akıllıca bir politika değil. Ya da yapılan bu anlaşma çok akıllıca bir anlaşma olmadığı için. Eğer olmuş olsaydı emin olun ki hem yerel basında hem ulusal basında bu sürekli dile getirilirdi. Ama gizli kapılar arkasında yapıldığına göre bundan şüphe duymak mümkün. Evet. Peki iktidar bunun tepki çekeceğini biliyor ve kamuoyundan saklama gereği duyuyor ama bir taraftan da bu anlaşmayı imzalıyor. Niye böyle bir mecburiyet? Sadece ekonomik nedenler mi sizce? Ya ekonomik zaten günden güne, ekonomi olarak biz ülkece, biz bunu
çok uzun zamandır dile getiriyoruz. Yani bakın, ülkede yapılmış olan yatırımlarla ilgili biz üretime hiçbir zaman geçemedik. Planlı bir üretim kalkınma modelimiz olmadı bizim. Biz hep günü güne yaşamış olduk. Ekonomiyle ilgili işte yani yapılmış olan, eğer biz üretime önem vermiş olsaydık, eğer biz fabrikalar kurabilseydik, insanlarımız hem bugün işsiz olmazlardı, hem de bugün bu ekonomik sıkıntıyı yaşamıyor olacaktık. Evet. Şimdi ekonomi bozuk olduğu için, ekonominin gidişatı kötü olduğu için de bir Katar'a gidildi ama Katar'dan umduğumuzu bulamadık. Sonra İngiltere ile bu anlaşma yapıldı. Buradan da alacağımız meblağ ile ne kadar idare edebileceğiz? Bu da meçhul. Çünkü açık, şeffaflık yok bunda da. Bundan sonra kimin kapısına gideceğiz? Buradan sonra ne yapmaya çalışacağız? Peki 20 yılı aşkın bir süredir bugüne kadar ekonomi politikalarımızı niye gözden geçirmedik? Ya da kalkınma istikrarlı bir politika niye uygulayamadık? Bugün bizim emeklimiz 7500 lirayla yaşam savaşı veriyor. Ya yaşıyor diyemiyorum ben. Evet. Çünkü yaşayamıyor. 7500 lirayla yaşam savaşı veriyor. Bakın biraz önce ben programa bağlanmadan önce ücretli öğretmenler ziyaretimize geldi. Genel başkanımızla birlikte onları ağırladık. Bana bir aylık maaşını gösteriyor. Bir ayda aldığı orası, para... Orası daha da fecaat. Bazen asgari ücreti dahi bulmayan, değil mi? Ücretli öğretmen maaşı. 5600 lira. 30 gün çalıştığı halde, haftalık 30 saat derse girdiği halde 5600 lira bir maaş almış. Yarı asgari ücret. Yarı asgari ücret, evet. Yani emeklinin de altından maaş almışlar. Evet. Artık bu insanlar yaşam, ya yaşamıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Bakın bu insanlar 20 yıllık öğretmenler var bunun içinde. Bugün gelenlerden bir arkadaşla sohbet ettik. 22 yıl oldu dedi ben bu mesleği yapalı dedi. 22 yılda dedi sigortam eksik yattığı için ben bugün emekli olamadım dedi. Günüm az ve bunu üstünü tamamlayalım, ne kadar eksikse yatıralım dedik diyor. Gittik onu da yatıramıyoruz diyor. Çünkü gününü tamamlaması hani normal sigortalı gibi çalışıyor görünmedikleri için o da ayrı bir sıkıntı. Yani evet. Bu insanlar mağduri. Şimdi bütün sektörlerde bir mağduriyet var. Ama şimdi bugün tam size denk geldiği için ben bu konuya girdim. Evet, evet. Maalesef o yıllardır böyle bir tedrici çözüm. Hani eğitimin niteliğini düşürmesi bir yana o insanların özlük haklarıyla ilgili, emekleriyle ilgili çok büyük bir sömürü ve... Çok... Bu bakanlık eliyle yapılıyor bir de yani çok evet, maalesef. Evet maalesef bakanlık eliyle yani ben dedim ki hani sezonluk işçi gibi kullanılıyorsunuz evet, evet. Herhalde. Keşke öyle olsak dediler, biz ona bile razıyız dediler. Hafta sonları kesintiye uğruyor, Şubat tatillerinde kesintiye uğruyoruz, yaz tatillerinde kesintiye uğruyoruz. Kar yağdığında, okul tatili tabii, olduğunda tabii. Bile biz kesintiye uğruyoruz. Hem maaşımızdan hem sigortamızdan dedi. Yani keşke biz en azından... Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Mevsimlik işçi olsak ona bile razıyız dediler. Yani bunlar içler acısı. Ekonomi günden güne. Şimdi gelin bu insanların mesela bir tane arkadaşın 2 tane çocuğu olduğunu düşünün. O 2 tane çocuğu olan bir vatandaş asgari ücretin yarısı kadar bir rakamla hayatta kalabilir mi? Maalesef yani bugün yoksulluk sınırı dahi 40 bin lira yani asgari ücret. 4 asgari ücret bir eve girdiği zaman yoksulluk sınırını tutturabiliyor ki hani 4 tane çalışır durumda bireyin hepsinin aktif çalışıyor olması lazım. Anca yoksulluk sınırı bu şekilde yani bir varlık durumundan bahsetmiyoruz. En azından yoksulluk sınırını tutmuş oluyor. Yoksulluk sınırına bile ulaşamıyorlar evet. Maalesef şu anda. Yani insanların birçoğu aynı şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Biz halk ekmeklerin önünde kuyruklar günden güne artıyor. İnsanlar, yani bir dünkü bir tweetimde de paylaştım. Bir tane zengin zeytinin ya, tek bir zeytinin fiyatı 1 lira 42 kuruştu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani tek bir zeytin ve bir dilim peynirin size maliyetini hesaplayın. 4 kişilik bir aileyi hesaplayın. Buna ne emekli maaşları yeter,
Ne asgari ücret yeter? Yani bir, ülke... bir zamanlar peki... çay simit hesabı yapıldı. Şimdi artık lüks tüketime girdi. Simit de yok, lüks tüketime evet, girdi. Maalesef şu anda simit lüks tüketimde. O yüzden simite zaten artık ulaşamıyoruz. Evet. Ama yarın öbür gün ekmeğimize de göz koydular. Ekmeğin fiyatı da günden güne artıyor. Bakalım. Bir de önümüzde bakın. Bu yaz döneminde ekonomi bu haldeyse şimdi okulların açıldığı bir döneme denk geleceğiz. Evet. Aşağı yukarı bir 15-20 gün içinde okullarımız açılmış olacak. Peki bu insanlar ve çocukları nasıl okutacaklar? Evet. Şimdi Sayın Hasan, ekonomideki duruma değindiniz. Gerçekten örneğin Zafer Partisi'ne yönelik yapılan eleştirilerin başında da deniyor ki memleketin pek çok sorunu var ama Zafer Partisi başka hiçbir sorun yokmuş gibi sadece göçmen ve sığınmacı. Partinizin bu konuda, ekonomi konusunda, eğitim konusunda, farklı konularda politikaları mı yok? Bu politikaları kamuoyuyla mı paylaşamıyor? Paylaşınca diğer meselelerin ilgi gördüğü kadar mı ilgi görmüyor? Neden böyle partinin böyle bir algısı oluştu sizce toplumda, kamuoyunda? Şimdi bakın, bir müddettir bizim partimize uygulanan bir ambargomuz var zaten. Yani biz istesek de ne ulusal basında ne yerel basında doğru düzgün yer bulamıyorduk. Bulamadığımız için de kendi düşüncelerimizin ve fikirlerimizin hiçbirini anlatma fırsatımız olmuyordu. Ama bizim partimizin sadece sığınma politikası yok. Yalnız şu da bir gerçek ki, şimdi bir problemi çözebilmeniz için en baştan başlamanız gerekiyor. Eğer en baştaki sorunun ne olduğunu doğru tespit ederseniz ve doğru kanallarla bunları çözmeye çalışırsanız, alttaki diğer piramit sistemini siz düşünün, alttaki diğer sistemlere de etki edeceği için hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Politikaların hepsi ortaya çıkar. Bizim ekonomiyle ilgili de çok büyük politikalarımız var. Bizim savunmayla da ilgili çok politikamız var. Mesela en basite bir süredir biz dile getiriyoruz. İstanbul 3.0 projemizi dile getiriyoruz. Bu İstanbul'da 3.0 projemizle ilgili daha sonra İstanbul'a gerçekten deneyimli valilerin atanması gerektiğini, bu valilerle birlikte İstanbul'un ancak güvenliğinin sağlanabileceği ve yönetiminin daha iyileştirileceğini dile getirdik. Ve sağ olsun iktidar buna kulak verdi. Bizim politikamızı uygulamaya başladılar. Hemen akabinde 39 tane vali ataması yapıldı İstanbul'a. Bununla birlikte mesela bakın bir Anadolu Kalesi projemiz var. Bu gelecek olan göçleri durdurma ve geriye dönük olan diğer göçlerde gitmiş olan vatandaşlarımızı da geriye dönük olarak tekrar ülkemize getirme politikamız var. Bunun haricinde planlı kalkınmamız var. Yani biz... Ama diyorsunuz ki aslında bu problemlerin en önünde, en üstündeki duran problem bu sığınmacı ve sınır güvenliği problemi olduğu için mi onu daha fazla dile getirmeye ihtiyacı hissediyorsunuz? Siz şimdi bakın, şimdi çok güzel bir tabiri vardı bizim genel başkanımızın. Der ki her zaman yüzmeyi bilen bir insanın kollarına ya da bacaklarına 10'ar kilo yük yükleyip siz hadi bırakın yüzsün. Mümkün müdür yüzebilmeniz 10 kilo ağırlıkla? Mümkün değil. Şimdi ülkenin üstünde bu kadar büyük bir yük varken bu ülkenin ekonomisinin düzelmesi mümkün değil bu aşamada. İlk önce üstünüzden yükleri atmanız gerekiyor. Ya sırtınızda bir yükle kaç kilometre yol yürüyebilirsiniz? Yani düşünün ki sizin yani taşıyabileceğiniz maksimum eğer yük kilogram olarak 10 kiloysa sizin sırtınıza 25-30 kilogram yüklersek ne kadar yol yürüme şansınız var? Çünkü belirli bir kapasiteniz var. Evet, kim insan 50 kiloyla yürür, kim insan 20 kiloyla yürür. Ama kapasitenizi aştığınız her an size zarardır. Şimdi biz ülke olarak kapasitemizi çok fazla aştık. Açık kapı politikalarıyla biz kapasitemizi aştığımız için de diğer bütün sorunlar bunların akabinde hepsi ortaya çıktı. Ekonominin de bununla alakalı oldu. Mesela güvenlik de bununla alakalı bir sorun haline geldi. Uyuşturucu tekrar aynı şekilde. Yani bütün bütüne baktığınız zaman resmin tamamını tek bir sorun aslında bütün dalları etkilediği için şimdi bizim insanımızda bir işsizlik var. Peki bizim insanımız neden işsiz? İktidara sorarsak iş beğenmediği için. Ama bizim insanımız aslında iş beğenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bakın
Üniversiteler, her yerde bir üniversite açtık. Yani merdiven altı üniversite diyorum artık ben buna. Eğitim seviyesinin, kalitesinin ne olduğunu bilmediğimiz, sırf insan, gençler ortada işsiz gezmesinler diye her yerde bir üniversite açtık. Ama kalite odan baktığımızda, kalite bakımından baktığımız zaman eğitim kalitesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu insan gençlerimizi liseyi bitirdi. Biz gençlerimizi üniversiteye gönderdik. Aradan geçti 4 yıl ve gençlerimiz mezun oldu, geldi. İşsizliği ötelemiş olduk 4 yıl. Evet. Sonra gelen insan ben mühendis oldum diyor. Ama nitelikli bir mühendis olup olmadığını sorgulayamadık. Ne kadar iyi bir eğitim alabildiğini sorgulayamadık. Peki bu insanlara eğer ki mesleki liselerimiz ol, herkes bu ülkede doktor olamaz. Herkes bu ülkede mühendis olamaz. Bizim köy enstitülerimiz vardı. Bizim mesleki liselerimiz vardı. Ama biz bunların hepsini kapatıp yani eğitimi de biz bu şekilde içini boşalttık. Yani şimdi gelen bir insan diyor ki ben 4 yıl okudum. Evet okudun. E 4 yıl sonunda ben diyor gidip normal bir işte çalışamam. Şimdi baktığınız zaman bakış açısına evet doğru. Evet yani sorun o gençte değil. Dediğiniz gibi yani bir planlı eğitim planı olmadan, istihdam politikası olmadan, istihdama dönük bir eğitim politikası vesaire bunlar yapılmadan o genci siz haliyle ilk öğretimden başlayarak 25 yıl okuttuktan sonra haydi o zaman sen üniversite bitirdin, diploman var diye bu alanda çalışacak değilsin. Bak şöyle iş var, git bahçede, parkta temizlik yap dediğin zaman haklı olarak itiraz ediyor. O zaman diyor yani ben bu eğitimi niye aldım diyor 4 yıl boyunca lisans eğitimini örneğin. Evet, şimdi mesela bizim en iyi politikalarımızdan biridir köy enstitülerini yeniden açabilmek. Evet. Yani mesleki liselerimizi yeniden açabilmek, hastanelerimizi kapatılmış olan hastanelerimiz. Yani bizim aslında politikalarımız bir tek sığınmacı politikası değil. Ama baktığınızda genele, yani resmin bütününe baktığınızda en çok etkileyen sığınmacılar bu ülkede. Sayın Hasan, şimdi hemen o konuda bir araya girmek istiyorum. İktidarın ve iktidara yakın kalemlerin şöyle bir iddiası var. Deniyor ki, gelen sığınmacılar ağırlıklı olarak İslam coğrafyasından, Müslüman ülkelerden geldiği için bunlara karşı çıkanlar aslında bunlar Müslüman olduğu için karşı çıkıyor. Örneğin başka Rusya'dan, Ukrayna'dan vesaireden gelen sığınmacı olduğu zaman böyle bir tepki olmuyor da Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den gelenlere karşı diye. Bu söylem nereden kaynaklanıyor sizin partinizin örneğin? Orta Doğu'dan gelmesin, Afganistan'dan gelmesin, Rusya'dan, Ukrayna'dan gelebilir gibi bir yaklaşımınız var mı? Şimdi bakın, sonuç itibariyle bu gelen insanların Müslümanlıkla hiç alakası yok. Allah'a çok şükür hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Yani bununla ilgili bizim sıkıntımız yok. Biz gelen insanların hangi örgütle bağlantılı olarak geldiğini bilmiyoruz. Burada bir güvenlik açığı var. Evet. Gelen insanın kim olduğunu bilmiyoruz. Biz beyana dayalı kabul ediyoruz. Gelen insan eğer ben Ahmet'im dediyse biz onu Ahmet olarak kabul ediyoruz. Doğru mu? Bir araştırma yapılabiliyor mu? Bakın içimizde kaç tane acaba suçluyu barındırıyoruz şu anda? Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Evet. Ya da beyana asas üniversitelere sokuyoruz bu insanları. Peki bu insanlar, gelen bu insanların gerçekten kendi ülkelerinde üniversiteye gidiyorlar mıydı? Ama kendi çocuğumuzun hakkını yiyoruz. Kendi çocuklarımıza bu kontenjanları sağlayamadan bunlara bu kontenjanı sağlayabiliyoruz. Yani bizim sıkıntımız Müslüman olmaları değil. Biz zaten Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunu dile getirmek bile çok yanlış olur. Evet. Ama en azından şimdi gelen insanların ya da yurt dışından gelen insanlar pasaportlarıyla geliyorlar ve ibraz ediyorlar. Ya ben falanca kişiyim diye ülkemize giriş yapıyorlar. Ama Afganistan'dan kaçak yolla gelen bir insanın bunu beyan etmesini beklemiyorsunuz. Kendi beyanına esas alıyorsunuz ve beyanda ne belirttiyse o şekilde buna nüfusunu geçiriyorsunuz. Yani bir belge veriyorsunuz eline. Bizim sıkıntımız burada. Evet. Gelen insanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu da bir güvenlik açığına neden oluyor diyorsunuz. Ya şimdi, çok büyük bir güvenlik açığı oluyor bu. Evet.
Sayın Aslan, şimdi biraz sıcak politikaya, günlük sıcak politikaya doğru vaktimizin sonuna doğru gelirken geçmek isterim. Şimdi önümüzdeki Mart ayında malum bir yerel seçim var. Evet. Ve yerel seçimlerde yine şimdiden ittifaklar konuşulmaya başlandı. Malum 28 Mayıs'ta partiniz Millet İttifakı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti ve sonrasında bir takım tartışmalar yaşandı, protokol tartışması vesaire. Ama yine yerel seçim kritik ve iktidar da Sayın Erdoğan her fırsatta ısrarla muhalefetin elindeki bütün büyük şehirlerin geri alınması konusunda bir kararlılığı olduğunu vurguluyor. Evet. Partinizin bu konuda şimdiden almış bir kararı tabii ki partili şu ana kadar yine kendi ismiyle tabelasıyla seçime gireceği yönünde açıklamalar var ama böyle bir denklemde daha önceden hani geçtiğimiz seçimde ikinci turda böyle bir şey olmuştu. Yine bir başka ittifak olarak seçime başlamışsınız ama şimdiden bir takım görüşmeler var mı? İttifak konusundaki partinizin tutumu nedir? Belediye seçimlerinde bir önceden yani böyle ikinci tur olmayacağı için yani olmayacağını umuyoruz. Yani İstanbul 2019 seçimi gibi olmazsa. Bu konudaki Zafer Partisi'nin yerel seçim stratejisine dair yaklaşımı nedir? Veyahut da buna dair bir çalışma başladı mı partiniz açısından? Şimdi biz yerel seçimlere Zafer Partisi olarak gireceğiz. Yani şu anda bizim bir ittifak çalışmamız yok. Evet. Biz çalışmalarımıza da başladık. Bütün şehirlerde, bütün ilçelerimizde, şimdiden belediye başkan adaylarımızla görüşmelerimizi sağlıyoruz. O yüzden de şu anda herhangi gündemimizde bir ittifak çalışmamız yok. Yani ama sadece Millet İttifak değil, Ata İttifak'da olduğu gibi yerel seçimler için üçüncü bir ittifak çalışmanız bu da yok diyorsunuz öyle mi? Yok, hayır hayır. Şu evet. anda sadece biz Zafer Partisi olarak kendi çatımız altında seçimlere gireceğiz. Herhangi bir ittifak çalışmamız yok şu anda. Ve bununla ilgili de emin olun çok güzel çalışmalar yapıyoruz biz yerel seçimler öncesi. Belediye başkanlarımızı belirlerken belediye başkanlarımızın o muhite gerçekten hakim olan, oranın bütün sıkıntılarını bilen, çözüm odaklı kişilerle görüşmelerimizi sağlıyoruz. Ve bunun doğrultusunda inanıyorum ki çok güzel bir seçim geçirecek Zafer Partisi bu yerel seçimlerde. Çünkü biliyorsunuz bu 28 Mart seçimleri biraz farklı seçimlerdi. Aslında bizim aldığımız oy oranı normal şartlarda o değildi. Ama insanlar biraz da bu artık tam bir şey, hani gitsinler mi kalsınlar mı seçime olduğu için Zafer Partisi'ni çok istiyorum. Keşke ya iki oyum olsa birini mutlaka size vereceğim ama bu seçim o seçim değil diyerek evet. böyle bir seçim yaşadık. Ama yerel seçimlerde bu yok. Yerel seçimlerde insanlar adaylarını görecekler, adaylarını tanıyacaklar ve adaylarıyla aynı yola çıkacaklar. Bu yüzden de bizim seçim çalışmalarımız başladı. Ve bununla birlikte bizim belediye başkanı adaylarımızın nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili de bir çalışma başlattık. Yani mesela Zafer Partisi'nin belediye başkanının olduğu bir yer ilimizde ya da ilçemizde sığınmacılara artık tolerans tanınmayacak. Şimdi her parkı, her mahalleyi, bakın gettolar oluştu artık bazı yerlerde. Bizim Türk insanımız oraya giremiyor. Türk vatandaşının giremediği yerlerimiz var. Belirli bir bölge onlara tahsil edilecek. Siz, evet, parkın, bu parkı siz kullanın denilecek. Ama vergisiz artık ticaret yapan gibi bir şansları kalmayacak. Eğer sen de benim Türk vatandaşım gibi bir ticaret yapıyorsan, benim ödediğim vergiyi sizler de ödemek zorundasınız. Ben elektrik suyu faturamı ödüyorsam ya da vergi belediyeye ayrıyeten ödediğim şeyin meblaları sizlerin de ödemesi gerekecek. Sizlere yardımları zaten keseceğiz. Yani biz yardımları bir şekilde bizim ülkemizde kendi vatandaşımıza yardım yapamıyoruz. Peki Sayın Aslan şimdi biraz da hani tabii ki şimdiden bunu konuşmak şey değildir de bir temas oldu mu olmadı mı onu merak ediyorum. Geçtiğimiz ay Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edilmişti ve
sığınmacılar konusunda partinize çok yakın bir söylemi var. Hatta orada bazı uygulamalar hayata geçirmişti sığınmacılara dair ve bununla ilgili de hakkında bir soruşturma da açılmıştı İçişleri Bakanlığı tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Örneğin şu anda o bağımsız ve partisi de yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her açı. Böyle adaylar görebilir miyiz? Örneğin Tanju Özcan'ı Zafer Partisi'nin Bolu'da belediye başkanı olarak görebilir miyiz? Şimdi ben şöyle bahsedeyim. Şimdi 100. yıl bizim Cumhuriyetimizin biliyorsunuz 100. yıl kutlamaları kapsamında Zafer Partisi olarak biz bu coşkuyu en iyi şekilde yaşatabilmek için birçok etkinlik düzenledik. Mesela Çanakkale'de 57. alaya gittik. Binlerce gençle gittik. O gece orada kaldık. Geçmişte yaşananları bir nebze de olsa anlayabilmek adına çok güzel bir gün geçirdik gençlerimize. Jonk Bayırı'na kadar yürüdük. Şimdi bunun akabinde ayın 28'inde İnebolu'dan Ankara'ya bir yürüyüşümüz var. 320 kilometre civarında bir yürüyüş yapacağız. Ve bütün gençlerimizi biz buraya da davet ettik. Tanju Bey dün bizim genel başkanımızın tweetinin altına yazmış. Ben de katılacağım diye yürüyüşünüze. Yani tabii ki bununla ilgili hani görüşmeler yapılır. Neden olmasın? Ama bununla ilgili şu anda hiçbir şey görüşülmeden de bir şey söylemek mümkün değil. Ama Tanju Bey'in bizimle bu yürüyüşe katılmış olmasını da ben ayrıyeten çok sevindim. Daha başka bir yürüyüşe dönüşebilir o zaman diyorsunuz yani bu yürüyüş. Ya onlarla ilgili konuşmuyoruz. Yani şu anda zaten çok erken. Daha seçimlere çok uzun bir süremiz var şu anda. Evet. Biz şu anda sadece Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın bir coşkuya çevirmenin peşindeyiz. Yani gerçekten insanlara bu ruhu yeniden aşılayabilmek istiyoruz. Yani 100. yıl çok önemli bizim için. Yani 320 kilometreyi genel başkanım gençlerle, arzu eden herkesle, her yaş grubuyla aynı yolda yürümeyi hepimiz çok isteriz. Buradan da çağrı yapalım bütün herkese. Yani bizi dinleyen herkes müsait olduğu müddetçe, müsait olduğu günler içinde, yani başından sonuna kadar bizimle birlikte yürümek zorunda değiller. Bir gün müsaittir, iki gün müsaittir. Herkes bizim bu yürüyüşe davetlidir. Ve bu İstiklal Yolu'nda bu yürüyüşü Anıtkabir'de sonlandırmak üzere herkese bekliyoruz yürüyüşümüze. Evet. Sayın Aslan çok teşekkürler. Bu çağrınızla da izleyicilerimize de veda etmiş olalım. Hem genel ülke politikası ile ilgili çalışmalarız hem de çok kritik Türkiye için Mart ayında yapılacak yerel seçimle ilgili. Eminim partiniz de şu anda çalışmalara başlamıştır. Bütün çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileyelim. İzleyicilerimize son bir mesajınız varsa onunla da veda edelim. Çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilerimize ve size. Gerçekten Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve Türk milliyetçiliği adı altında herkesi Zafer Partisi'nde bizimle aynı yolda yürümeye davet ediyorum ben. Teşekkürler Sayın Aslan. Evet değerli izleyiciler, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmail Hüsna Aslan bizlerleydi. Zafer Partisi'nin başta göç ve sığınmacılar konusu olmak üzere temel konularda aslında bunun dışında ekonomiden eğitime pek çok konuda politikalarımız var ama dedi en temel, en baştaki sorun bu olduğu için bununla anılmamız da çok normal. Diğer pek çok sorunu daha da ağırlaştıran bir sorun olduğu için ısrarla bunun vurgulanmasını biz önemsiyoruz. O yüzden de böyle bir algı oluşmuş olabilir. Bundan rahatsız değiller anladığım kadarıyla. Ama çünkü diyor ki bu sorun diğer bütün sorunların da daha da katlanılmaz hale gelmesine sebep oluyor dedi. Yerel seçimlere dair yine partinin kendi tabelasıyla seçime girme kararı olduğunu söyledi. Tabii ki uzun bir süre var yerel seçimlere. Yeni ittifaklar ortaya çıkabilir. Başka senaryolar da görüşebilir, gelişebilir bu süreç içerisinde. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra gazeteci Musa Özurlu bizlerle olacak. Hakan Fidan'ın bir Ukrayna ve Rusya ziyareti olacağı iddiası var. Onun dışında tabii ki bir tahıl koridoru krizi, Suriye ile yeniden bir görüşme niyeti olduğuna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir beyanı oldu. Tüm bunları değerlendireceğiz reklamlardan sonra.
Tekrar merhabalar değerli izleyiciler. Not defteri kaldığı yerden devam ediyor. Az önce söylemiştik bu bölümde. Biraz dış politika konuşacağız ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ve Rusya'ya bir ziyaretinin olacağı bilgisi bugün basında yer aldı. Buna dair Sayın Musa Özurlu hattımızda. Kendisiyle hem bu Ukrayna ve Rusya ziyaretleri, Hakan Fidan ziyaretleri ne anlama geliyor? Gündemde masada neler olacak? Ve tabii ki bu tahıl koridoru krizi ve Sayın Erdoğan'ın dile getirdiği önümüzdeki dönemde Sayın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme isteğinin olduğu tüm bunları değerlendireceğiz. Sayın Musa Özurlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şuradan başlayalım isterseniz hemen Hakan Fidan'ın Ukrayna ve Rusya ziyaretleri. Bu ziyaretler sadece bu tahıl koridoru kriziyle ilgili mi yoksa başka bir programda içeriyor mu? Buna dair bir Rus basınında veyahut da Ukrayna basınında bir bilgi var mı Sayın Özurlu? Yani şu anda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Bu taze bir şey. Dolayısıyla ancak tahminde bulunabiliriz ama bu tahminlerin zorunlu olduğunu, yani akla yatkın olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi elbette Suriye meselesi. Çünkü Türkiye ile Suriye arasında normalleşme görüşmeleri oldu bundan bir süre öncesine kadar. Fakat karşılıklı bir takım açıklamalarla iki tarafında birbirlerine karşı sertleştiğini gördük. Yani belki bu konuyu da hani konuşabiliriz, evet. Ama Rusya'nın burada bir pozisyonu var. Yani öncelikle Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerin Rusya tarafından bir çabayla, tabii ki ihtiyaçlar da söz konusu ama bir çabayla gerçekleştirildiğini ifade etmek gerekiyor. Yani Rusya'nın arabuluculuğuna dersek fazla abartmış olmayız. Diğer taraftan İran'a katılmış olması bölgesel bir güç olarak İran'da dörtlü mekanizmayla birlikte Rusya'yı yine tamamlayan, Suriye'yi yine tamamlayan bir güç olarak katılması anlamına gelir. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında aynı zamanda konulardan, başlıklardan bir tanesi de Suriye ve bundan sonra ne olacağı. Dediğim gibi Türkiye ile Suriye arasında son dönemde bir takım adımlar atıldı ve Astana sürecinden bahsediyoruz ki bunun mimarı Rusya aslında. Evet. Dolayısıyla bu konu mutlaka gündeme gelecek. Ama diğer taraftan Ukrayna meselesine baktığımız zaman hakikaten bütün küresel çapta dünyanın ilgilendiği ve merakla gelişmelerini beklediği bir konu ki bu iki başlığın ele alınacağını ifade edebiliriz. Evet. Peki geçtiğimiz ay aslında Putin'in bir Türkiye ziyareti olacağı açıklandı. Sonra o ziyaret iptal edildi. Türkiye ile Rusya arasında, özür diliyorum, Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler bir dönem hani Erdoğan'ın da Putin'le çok iyi kişisel ilişkileri olduğu, pek çok konuda iki ülkenin çıkarlarının uyuştuğu yönünde şeyler varken tablo tersine mi döndü? Putin'in ziyaretini iptal etmesi tamamen programla ilgili bir şey miydi? Yoksa bir diplomatik tavır gösterme amacıyla bu program iptal edildi? Ben Putin'in şu anda Türkiye'ye karşı diplomatik bir tavır içinde olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten son yıllarda çok gelişti. Ve bunlar stratejik ilişkiler. Yani küresel çapta devam eden bir mücadele söz konusu. Ve bu mücadele içerisinde Rusya elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, Batı'ya karşı pozisyonunu daha da güçlendirmek istiyor. Ama Türkiye'de birçok ülkede olduğu gibi, yani sadece Türkiye için geçerli değil ama birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de bu yeni bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. Ve bu pozisyonu elde ederken Türkiye'nin dengeleyici bir tutum içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu Batı ile Doğu arasında tam %50-%50 dengesi olduğu anlamına gelmiyor. Ama zaten bugüne kadar Batı ile birçok bağlantısı olan bir ülke olarak aynı zamanda Doğu'yla da ilişkilerini geliştirebilmesi ve en azından %50'ye yaklaşabilmesi anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi gerçekten de stratejik bir ilişki ve Türkiye'nin Rusya ile bir sorun yaşaması çok da mümkün değil. İkincisi ise, ya bu arada sorun yaşamadığı anlamında söylemiyorum bunu, aralarında bir takım sorunlar da var. Ama demek istediğim nitelikli bir sorun yaşaması şu anda çok da olası görünmüyor. Rusya açısından baktığımız zamansa keza Rusya'da Batı'yla tam da çok büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde. Ayrıca Ukrayna Savaşı nedeniyle kendisine ambargonun uygulandığı ve bu ambargoyu Türkiye sayesinde deldiği bir dönemde elbette Türkiye ile herhangi bir şekilde
ilişkileri kopartacak ya da niteliksel olarak ilişkileri çok kötü bir hale getirecek bir hamle yapmak istemez. Dolayısıyla ben Putin'in Türkiye ziyaretinin gerçekleşmemesini, ertelenmesini ya da iptal edilmesini demiyorum özellikle. Gerçekleşmemesini özel bir sebebe bağlamıyorum. Yani daha doğrusu bir tavır içerisinde alınan bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bu yani ikili arasında görüşmeler Türkiye'de ya da Rusya'da herhangi bir şekilde önümüzdeki bu içerisinde, kısa vade içerisinde gerçekleşebilir. Evet. Şimdi bu Tal Koridoru Anlaşması özellikle içeride Erdoğan'ın uluslararası bir diplomatik zaferi başarısı olarak da açıklanmıştı. Ama geçtiğimiz ay Rusya tarafından sonlandırıldığı açıklandı. Bunun sonlandırılmasının altındaki yatan sebep neydi Sayın Özurlu? Yani o zaten belli bir takvimi kapsayan bir anlaşma olduğu için süresinin sonuna gelindiği için mi böyle bir karar alındı? Yoksa farklı gelişmeler yaşandığı için Rusya burada bir güvenlik riski gerekçesiyle. Neydi bu anlaşmanın tekrar askıya alınmasının veyahut da sona erdirilmesinin sebebi? Şöyle bir şey söylemek lazım. Bu anlaşma askıya alındı ama belki farklı bir deyişle şöyle söyleyebiliriz. Bu anlaşmanın süresi uzatılmadı ya da bu anlaşma yenilenmedi veya yinelenmedi. Evet. Bu aslında bence anahtar kelime. Çünkü şu var. Zaten bu hani teknik olarak belli bir süreyi kapsıyordu ve bu anlaşma sona erecekti. Tamam, erdi. Bundan sonra Rusya bunu uzatabilir miydi? Evet, uzatabilirdi. Ama Rusya'nın daha önceki anlaşmanın sona ermesine kadar olan sürede Batı'yla yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Yani özellikle Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılan bir anlaşma bu. O şu, Rusya'nın da belli bir takım, yani gübre, sadece işte tahıl değil, gübre vesaire gibi bir takım kalemleri ihraç etmesine izin verilmesi gerekiyordu. İkincisi ise bu gübrenin sadece gelişmiş ülkelere değil, gelişmemiş olan ülkelere de, yani dışarıya eşit bir biçimde dağıtılması gerekiyordu. Fakat baktığımız zaman, gerçekten de bu tahıl koridorunun çalıştığı döneme baktığımız zaman, yapılan tahıl ihracatının sadece gelişmiş ülkelerin lehine olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de dahil bu arada buna. Yani gelişmiş ülke derken Türkiye'de kendi, yani büyük bir ülke ve Türkiye'nin de içinde olduğu bir takım ülkeleri olduğunu görüyoruz. Ve %97'sinin bu ülkelere gittiğini görüyoruz. Yani %3'lük bir kısmı sadece Afrika'da ya da başka bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde buna ihtiyacı olan ülkelere gitmiş durumda. Dolayısıyla aslında Batı'nın herhangi bir şekilde şikayet ettiği, işte küresel çapta bir açlık söz konusu, bir kıtlık söz konusu gibi argümanlarla Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştığı durum söz konusu değil. Bu bir. İkincisi ise Rusya bir takım yaptırımların delinmesini veya en azından kaldırılmasını istiyor. Ki bunlar içerisinde gübre de vardı ve Rusya'nın bu isteği kendisine söz verilmiş olmasına rağmen yerine getirilmedi. Getirilmeyince de Rusya da dedi ki tamam, yani biz sizle bir anlaşma yaptık ve bu anlaşmanın sonucunda bir, tahıl istenilen yere gitmedi. İkincisi ise siz benim diğer kalemlerle ilgili olarak ambargoyu, bana uyguladığınız ambargoyu kaldırmadınız. O zaman ben de bundan sonra bunu yenilemiyorum. Bir başka sebepse tabii Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtmaya devam etmesi, silah vermeye devam etmesi. Dolayısıyla Batı bir şekilde bu savaşın devam etmesini istiyor Rusya'ya karşı. Rusya bunun da farkında. Bir başka konuysa yine aynı aslında başlık altında bunu değerlendirebiliriz. Ukrayna'nın bu savaşı devam ettirmesi aynı zamanda neyle ilgili? Yapmış olduğu ihracatla ilgili. Yani Ukrayna da buradan bir gelir elde ediyor ve gelir elde ettiği zaman da başka ülkelerden silahlar da alabiliyor. Dolayısıyla Rusya açısından bunun devam ettirilebilmesi çok mümkün değildi. Rusya o yüzden bu anlaşmanın devam ettirilmesini kabul etmedi ve dolayısıyla da Batı'ya res çekti aslında. Yani evet. Batı'nın kendisine vermiş olduğu sözlerini yerine getirmediği gerekçesiyle bu resti çekti. Ki teknik olarak değerlendirdiğim zaman gerçekten de tahıl ihracatının amacına ulaşmadığını, keza Rusya'nın da bu tahıl ihracatına izin vererek kendisine karşı yaptırımlarla ilgili olarak amacına ulaşmadığını görüyoruz. Evet. Peki Sayın Özurlu, şimdi geçtiğimiz dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'yi bir ziyarette bulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü ve o görüşmeden sonra Erdoğan şöyle bir ifadesi olmuştu.
Ukrayna NATO üyeliği ne hak ediyor, şartları yerine getirmeye uygun gibi bir ifadesi olmuştu. Kaldı ki o dönem hani Batı'dan ve NATO'dan dahi Ukrayna'nın üyeliğine dair bir takım çekimser açıklamalar gelmişti. Yani şartların çok da Ukrayna açısından uygun olmadığına dair. Bu açıklama Türkiye ile Rusya arasında bir güven krizine neden olmuş olabilir mi? Bu ziyarette, Sayın Fidan ziyaretinde bunların onarılması mümkün olacak mı? Veyahut da bir de daha önce Sayın Putin'in açıkladığı Türkiye'yi bir doğal gaz hub'ı yapmak gibi, enerji hub'ı yapmak, yani Türkiye üzerinden Batı'ya, farklı ülkelere doğal gaz sevkiyatına dair. O proje ne aşamada? Bu yani ağırlıklı olarak yine bu tahıl krizi ve Suriye artı bu doğal gaz ve ekonomik konular mı olacak? Yoksa başka güvenliği daha ön plana çıkartan bir takım anlaşmalar gelebilir mi buradan? Şöyle söylemek lazım. Şimdi ben bu teknik olarak söylüyorum bunu. Türkiye'nin bu hub olma çabaları devam ediyor. Diğer taraftansa tabii bu konuyla ilgili altyapı çalışmalarında devam ettiğini biliyoruz. Ama ne aşamada olduğu konusunda doğrusu bilgim yok. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Ne olursa olsun Türkiye'nin gelecekle ilgili olarak böyle bir projesi, böyle bir isteği ve bu yönde çalışmaları var. Yani önümüzdeki dönemde bunlar olacak. Bu kesin. Fakat diğer yandan örneğin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere baktığımız zaman, yani saydığınız kalemlere baktığımız zaman bunların her birisinde iki ülkenin kendi menfaatlerine dönük bir takım hamlelerinin olabileceğini de görüyoruz. Yani aralarındaki bu ilişkide evet bu konularla ilgili işbirliği de var ama görüş ayrılığı da var ve birbirlerine maruz tanımış durumdalar. Nihayetinde iki ülkenin pragmatik olarak baktıkları tek şey şu: ben Türkiye'yi yanımda görüyor muyum? İki, ben Rusya'yı yanımda görüyorum. Ha. Gerçekten de baktığımız zaman birbirlerinin yanında görüyorlar. Şimdi mesela Türkiye şu anda Ukrayna ile Rusya arasında devam eden bu süreçte herhangi bir şekilde Rusya'ya ambargo uygulamış değil. Dolayısıyla tamamen Rusya'nın yanında yer alıyor. Bu arada Türkiye'nin Rusya'nın yanında yer alması sadece bir devlet olarak Türkiye'nin yer alması değil, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinin, yani ambargoyu delmek isteyen birçok Avrupa ülkesinin de Rusya'nın yanında yer alması demek. Yani İtalyanlar mesela şu anda Türkiye üzerinden ihracat yapıyorlar. Başka bir takım ülkeler Türkiye üzerinden ihracat yapıyorlar. Diğer taraftansa tersini düşünelim. Rusya mesela gaz ihraç edecekse Avrupa'ya, bundan sonraki güzergahlardan bir tanesi Türkiye. Yani bu anlamda baktığımız zaman Türkiye gerçekten Rusya açısından tam bir geçiş noktası, nefes alma noktası. Bir yandan da tabii şeye baktığımız zaman, yani işte Ukrayna ile mesela Türkiye'nin ilişkilerine baktığımız zaman, işte Zelenski'nin mesela gelmesi, Türkiye'nin NATO ile ilgili bir takım açıklamalar yapmasına baktığımız zaman bunların şekilsel olduğunu Rusya çok iyi biliyor. Türkiye'nin böyle bir açıklama yapmak zorunda olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu diplomatik olarak yaptığını, bir jest olarak yaptığını çok iyi biliyor. Yoksa şimdi Türkiye işte Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gerektiğini söylüyor. Hak ettiği yer orasıdır falan filan diyor ama gerçekte mesela Rusya'ya karşı örneğin bir ambargo uyguluyor mu? Hayır, uygulamıyor. Bu arada aynı Türkiye Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor mu? Yardım derken tabii ki bunun bir ticari bir anlaşma olduğunu söylemek lazım. Ama SİHA'lar vesaire, evet, bunlar gündeme geldi. Şimdi bunları yapıyor mu? Evet, yapıyor. Dolayısıyla dikkat edecek olursak bir taraftan iki savaşan tarafla da Türkiye ilişkisini devam ettiriyor ama bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak NATO'ya girmesi gerektiğini de ifade ediyor. Bunun çok da büyük bir önemi olmadığının Rusya farkında. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında esaslar var. Esaslar var, bir de usuller var. Bu usullerden sayılır bence. Yani Erdoğan'ın mesela bu açıklaması. Ama esaslar ne? İki ülke arasında ticaret devam ediyor mu? Ediyor. Türkiye Rusya'nın örneğin boğulmasına izin veriyor mu? Hayır, vermiyor. Yani bu ambargonun delinmesiyle beraber çok büyük bir nefes aldırıyor mu? Evet, aldırıyor. Bu arada Türkiye ile Rusya hala aslında total olarak düşünecek olursak küresel mücadeleyi, Türkiye Rusya'nın aleyhine herhangi bir şey yapıyor mu? Hayır, yapmıyor fiiliyatta. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında herhangi bir sorun çıkması için bir sebep söz konusu değil. Elbette ki Hakan Fidan'ın Rusya'ya olan ziyaretinde bu konularda ele alınacak. Bu arada diğer tarafla, yani Kiev'le yaptığı görüşmelerde de bu konular ele alınacak. Ama Türkiye'nin şöyle bir pozisyonu da var aynı zamanda. Türkiye bölgesinde devam eden bu savaştan olumsuz etkileniyor. Evet. Yani ne olursa olsun şimdi Ukrayna'da bir savaşın oluyor olması Rusya ekonomisini de etkiliyor, Ukraynalıları da etkiliyor. Dolayısıyla bunların
Türkiye'ye turist olarak da, iş dünyası olarak da, Türkiye'nin ihracatı olarak da, ithalatı olarak da gelişlerini de etkiliyor. Jeopolitik olarak baktığımız zaman evet, Türkiye'yi zor durumda bırakıyor ve hala bu hassasiyet devam ettiği için küresel çapta bir mücadeleye de olasılık tanıdığı için Türkiye'yi rahatsız ediyor. Şimdi Türkiye elbette bundan kurtulmak ister ve Hakan Fidan'ın da ziyaretinde muhtemelen bu konu üzerinde durmasını bekleyebiliriz. Yani hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına artık bir şekilde bir yolunu bulup anlaşın telkininde bulunacak olmasını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla evet, da ben bu başlık altında bu ziyaretin gerçekleşeceğini düşünüyorum ilk olarak. Evet. Şimdi Sayın Zurlu, bir taraftan da Türkiye'nin Suriye ile normalleşmeye dair bir niyetinin olduğu artık çok hani hem dışişleri seviyesinde hem doğrudan Erdoğan'ın ağzından ifade edildi. Hatta son yurt dışı ziyaretinin dönüşünde de yine bu yöndeki sorulara Esad'la önümüzdeki dönemde inşallah görüşme zemini olur gibi bir ifade de kullandı. Oysa Esad seçimden önce yine bu konu gündeme geldiğinde demişti ki özellikle seçim öncesinde Erdoğan'ın bir siyasi koz olarak kullanmasına imkan tanıyacak böyle bir görüşmenin tarafı olamam. Hatta şöyle de bir şey söylemişti. Ne görüşeceğiz? Meşrubat mı içeceğiz gibi galiba. Çevre doğru mudur bilmiyorum da. Meşrubat mı içeceğiz gibi bir açıklaması olmuştu. Şimdi seçimler geride kaldı. Her ne kadar önümüzde yerel seçim olsa da bu seçimin geride kalmış olması ve aslında Beşar Esad'ın o sözü, yani Erdoğan'ın bunu bir siyasi fırsata çevirmemesi çekincesi bir karşılıklı güvensizliğin sürdüğünü mü gösteriyor? Yoksa aslında bir yandan da tersine okursak Sayın Esad açısından da hani Türkiye ile görüşmemiz açısından iki ülkenin ilişkileri açısından bir sorun yok. Sadece bunun yani Erdoğan'ın iç politikada kullanacağı malzeme olmasının önüne geçmekle ilgili olumlu mu? Yani bardağın boş tarafını mı görmeliyiz, dolu tarafını mı? Vallahi şu anda boş tarafını görme eğilimindeyim ben sevgili Atakan Sönmez. Şöyle bir şey var, durum bence çok ciddi. Yani neden? Çünkü yapısal bir takım konularda, olmazsa olmazlarda daha doğrusu, iki ülke birbirine yaklaşmış değil. Şöyle tarif edebiliriz, Türkiye ve Suriye'nin son görüşmelerinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği, evet, aynı zamanda terörle mücadele konularında vurgu yaptıklarını biliyoruz. Diğer taraftan ise bu vurguya İran'ın da Rusya'nın da katıldığını da biliyoruz. Fakat terörle mücadele denildiği zaman terörü meydana getiren terör örgütlerinin hangileri oldukları konusunda iki ülke arasında tanım farkı var. Evet. Yani Türkiye mesela YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor ve kendi güvenliği açısından, ulusal güvenliği açısından büyük bir tehlike olarak görüyor ve bu şekilde tanımlıyor. Diğer taraftan da karşı taraf olan Suriye, YPG'yi ayrılıkçı bir örgüt olarak tanımlıyor. Yani bu söylemlerinde bir terör örgütü tanımlaması yapmıyor. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi ise Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşum var. Evet. Şimdi bu oluşumla birlikte hareket ediyor Türkiye, Suriye'de. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi, Barış Pınarı gibi harekatlarda, hakim olduğu topraklarda bu örgütle hareket ediyor. Türkiye bu oluşumu daha doğrusu bir terör örgütü olarak kabul etmiyor. Yani bunu yönetime karşı savaşan bir örgüt olarak, aynı zamanda halkın isteklerinin yerine getirilmesi için savaşan bir örgüt olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle bir karşı taraf olarak görüyor bunları. Ya da eşit karşı taraf olarak gördüğü muhaliflerin silahlı kanadı olarak görüyor. Evet. Suriye ise tam tersi bütün bunları terör örgütü olarak görüyor. Şimdi iki ülkenin terör örgütü olarak tanımladıkları arasında farklar var. Dolayısıyla ikisi de birden teröre karşı savaşmamız lazım dedikleri zaman kastettikleri şeyler farklı oluyor haliyle. Tamam, farklı örgütleri kastediyorlar. Evet. Keza yani bu başka bir takım konular için de geçer. Yani bu tanım farklılıkları mesela bunlarla ne şekilde mücadele edileceği konusunda da farklılıklar var. Örneğin varsayalım ki Suriye gerçekten işte YPG'yi terör örgütü olarak kabul etti. Yani Suriye'nin YPG veya işte Suriye Türkleri meselesi, SDG
veya her neyse, yani nasıl adlandıracaksak, bu adlandıran yere göre değişen bir isim. Şimdi bu bölgeyle ilgili olarak nasıl mücadele edeceği konusunda yine Türkiye'den farklı düşünüyor. Yani Suriye mesela bu meseleyi diplomasiyle yaklaşmak istiyor birincisi. Yani pazarlıkların yoluyla yaklaşmak istiyor. Örneğin şu ana kadar mesela SDG yöneticileriyle Şam yönetimi arasında bir takım görüşmeler oldu. Yani birbirleriyle anlaştılar, anlaşmadılar ayrı mesele. Ama birbirlerini muhatap alıyor olmaları. Ya da başka bir deyişle söyleyecek olursak, Suriye yönetiminin bu kişileri muhatap olarak alması demek ki bu örgüte farklı yaklaştığını gösteriyor. Oysa Türkiye'nin yaklaşımı bu örgütün doğrudan askeri bir operasyonla, yani bir terör örgütü vasıflandırması nedeniyle askeri bir operasyonla şey yapılması, yani yok edilmesi. Ama Suriye'nin böyle bir acelesi yok, Suriye'nin böyle bir yöntemi yok. Diğer taraftansa diğer örgütler için aynı durum söz konusu. Türkiye mesela Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşumun herhangi bir şekilde pazarlık masasına oturabileceğini, bunların bir kısmının Suriye yönetimiyle anlaşabileceğini, normal hayatlarına, çünkü bunlar Suriye vatandaşı, yani kimisi çiftçiydi, kimisi devlet memuruydu, kimisi başka bir şeydi. Bunların normal hayatlarına dönebileceğini savunuyor. Suriye ise evet, böyle şeyleri kabul edenler olursa bunları bir şekilde bunlarla pazarlık yapacağını kabul ediyor, ama diğer çoğunlukla ilgili olarak Suriye yönetimi bunlarla savaşılması gerektiğini düşünüyor. Evet. Şimdi burada farklar var. Dolayısıyla yöntemler de birbirinden farklı. Bu nedenle iki ülke arasında şu anda bu konularla ilgili ortak bir noktaya gelinmiş yaklaşmış değil ki ortak nokta bulunsun. O yüzden karşılıklı sert açıklamalar yapılıyor. Bir başka sebep daha var. Suriye, Türkiye'nin herhangi bir şekilde orada var bulunuyor Türkiye şu anda, yani Suriye topraklarında. Artık Suriye topraklarından çıkma niyeti olmadığını düşünüyor. Yani Türkiye'nin orada cep bir devlet oluşturma çabası içerisinde olduğunu düşünüyor. Ve aslında bununla bir şekilde endişesini yaşadıkları için bir an önce Türkiye'nin Suriye topraklarından, yani uluslararası hukukun tanıdığı sınırların ötesine çıkması gerektiğini savunuyorlar. Aslında birkaç yıldır Suriye yönetiminin çabalarından bir tanesi de bu. Bu yüzden şu anda iki ülke arasında herhangi bir olumlu durum söz konusu değil. Bundan 15 gün öncesine kadar, 20 gün öncesine kadar evet, bundan bahsedilebilirdi. Ama son açıklamalarla beraber, yani Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın işte bizim tek şartımız, tek değil ama elbette, ama diğerlerine geçebilmemiz için tek şartımız olarak ifade ettiği, Türkiye'nin çekilmesi gerekiyor ve Suriye'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir takım örgütlere desteğini kesmesi gerekiyor şartı. Ama hemen arkasından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları var. O da diyor ki biz sınır güvenliğimizi sağlamadığımız sürece oradan çıkmayacağız, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamasıyla tamamen paralel bir açıklama bu. Ve dediğim gibi de kastettikleri farklı örgütler. Bir şey daha var. Yaşar Güler şunu da söyledi. Dedi ki Suriye'de anayasa ve bunun kabul edilmesi ifadesini kullandı. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin siyasal bir beklentisi de var Suriye'den. Şimdi bu iki şart da Türkiye açısından baktığımız zaman zorunlu şartlar. Yani bunlar olmadan mülteciler, Suriye'nin yeniden imarı, gümrük kapılarının açılması, ticaretin tekrar... Mesela bunların hepsi ikincil konular olarak duruyor. Dolayısıyla bu konuda, esas olan konuda anlaşma sağlanamadığı için şu son 15 gündür artık şeyden bahsedemiyoruz. İki ülke arasındaki olumlu bir durumdan bahsedemiyoruz, olumlu süreçten bahsedemiyoruz. İşte demin Hakan Fidan'ın Moskova'da ya da işte Rusya'da yapacağı temaslarda bu konuda hani gündeme gelmeli veya gelecek gelmesini bekleyebiliriz dememin sebebi de bu. Evet. Yani artık bu aşamaya gelmiş ve önemli bir konu. Belki Rusya'nın bizatihi kendisi bu konuyu gündeme getirecek. Bunu bilemiyoruz şu anda. Evet. Sayın Zorlu, şimdi bir taraftan da aslında hani Türkiye'nin Suriye politikası 2011'den bu yana uzunca bir süre Batı'nın politikalarıyla paralel şekilde devam etti. Ama Batı da bu konuda eski kararlılığına sahip değil gibi görünüyor. En azından hani Avrupa'yı ele alırsak, Amerika'nın hala bazı konulardaki şeylerini biliyoruz ama o dönem sadece Batı değil, Körfez ülkeleri, Arap Ligi neredeyse pek çok ülke tarafından tecrit edilmiş bir Suriye Şam yönetiminden bahsediyorduk ve zaman içerisinde oralardaki tavırlar da değişmeye başladı. Yani Türkiye'nin bölgede çok iyi diplomatik ilişki içinde olduğu bazı ülkelerin de Suriye ile yeniden
örneğin Katar gibi, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri gibi buralarla yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını da görüyoruz. Türkiye şimdi bir yandan Batı'nın artık bu konudaki eski hassasiyetinin kalmaması, Körfez ülkelerinin ve Arap coğrafyasının bu konuda hani Suriye rejimini devirmek gibi bir önceliklerin kalmaması, buna rağmen oradaki politikayı ısrarla daha sürdürebilmesinin koşulları devam ediyor mu, sürdürebilir mi? Özellikle hani az önce söylediğiniz Suriye Milli Ordusu'nun işte statü tanınması, onların müzakerede IŞİD gibi masaya oturması gibi şartlarını nereye kadar sürdürebilir? Şöyle bir durum söz konusu. Bir belki şu andaki durumu, yani Suriye'deki durumu biraz tarif edersem Türkiye'nin pozisyonu daha iyi anlaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de şu anda. Evet. Ve Rusya ve İran da orada. Diğer taraftansa şeyler, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde, Suriye ile Ürdün gibi ülkelerde tekrar ilişkilerini düzeltiyorlar. Evet. Yani düzeltme adımları attılar. Bu arada hiçbir garanti değil. Yani Orta Doğu'ndan bahsediyoruz. Bir saat sonra her şey değişir. Bu ayrı bir şey. Şöyle bir şey. Devam edeyim mi arkadaşlar? Alıyoruz sesi. Evet. Evet. Güzel, çok güzel, tamam. Şöyle bir şey, Amerika Birleşik Devletleri son bir aydır yaklaşık olarak Suriye'ye çok büyük bir askeri yığınak yapıyor. Şimdi daha önceden klasik olarak biz Türkiye'de mesela ne duyardık? Amerika YPG'ye yardım ediyor. Evet. Fakat şu anda Amerika'nın Suriye'ye yapmakta olduğu asker ve mühimmat yığınağı bundan çok daha fazlasını kapsıyor. Yani sadece işte YPG'nin bulunduğu bölgeler değil. El Tenef dediğimiz bir bölge var Suriye'nin güneyinde, Ürdün sınırında. Ve bu bölgede de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir konuşlanması söz konusu. Ve bu bölgelere Amerika asker yığınağı yapıyor. Bir. İkincisi ise Körfez, yani Fars Körfezi, kiminin de Arap Körfezi dediği Körfez'e şey var. Yani askeri gemiler gönderdi, uçak gemileri gönderdi. Bir de Akdeniz'e de aynı şekilde askeri gemiler gönderdi. Ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar başta olmak üzere o bölgede çeşitli yerlerde üsleri var. Evet. Ve bu üslere de takviyeler yaptı. Şimdi bunun bunu Arap yorumcuları bazıları şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki bu sadece şimdi Amerika'nın resmi açıklaması, biz Körfez'in güvenliğini sağlamak istiyoruz. Yani İran'la Amerika sürekli denizde dalaşıyorlar. Evet. Ve sanki şeymiş gibi, hani Amerika bunu İran'a karşı yapmış gibi, Körfez'de yapmış gibi, ama halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin iki amacı olduğunu ifade ediyor yorumcular. Bir, gerçekten İran'la Hizbullah arasındaki şeyi kesmek, yolu kesmek, çünkü orada bir rota var. Yani Tahran'dan yola çıkıyor, işte İran silahlar, mühimmat, her neyse, yani destek, lojistik desteği oralardan geçiyor. Elbu Kemal dediğimiz bir kapı var orada. Irak'la Suriye arasındaki önemli kapılardan bir tanesi. Deirizor taraflarında. O kapıdan geçiyor kamyonlar ve Suriye'den geçiyorlar. Şam'dan geçiyorlar. Lübnan'a geliyorlar. Ta Hizbullah'a kadar ulaşıyor. İkincisi ise Hizbullah'a kadar ulaşmasa bile İran Suriye içerisindeki varlıklarına ve kendisinin desteklediği milislere yönelik oraya mühimmat gönderiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu kesmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi ise Amerika Birleşik Devletleri Suriye içerisinde yeni bir hareketlenme yaratmaya çalışıyor. Gerçekten de dikkat edecek olursak son dönemde IŞİD'in Suriye ordusuna yönelik olarak ya da Şam'da işte bir takım eylemlerle ilgili olarak bazı şeyler, saldırılar gerçekleştirmeye başladığını görüyoruz. Bu elbette IŞİD'in eski gücünde olduğu, bundan sonra işte bir takım eylemleri sürekli hani yapabileceği anlamında değil, ama böyle bir eylem içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da burada böyle bir şey söz konusu, durum söz konusu. Bir de son günlerde Suriye'nin Süveyda kentinde, Dürzi kentidir burası, bir takım gösteriler yapıyorlar. Hala şu anda, yani bu program devam ederken de gösteriler var. Dolayısıyla bir rahatsızlık var. Yani Esad'a karşı, Suriye yönetimine karşı sanki yeniden bir yerlerde bir takım hareketlenmelerin olacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin pozisyonuna bakalım. Türkiye nerede? Suriye'nin kuzeyinde. Eğer Suriye içerisinde böyle bir vakum oluşursa ve Suriye içerisinde böyle bir zafiyet oluşursa, yani yönetim açısından, evet, yönetimin hani kuzey noktasını kontrol edebilmesi çok da mümkün olmayacak demiyorum ama zayıflayacak. Dolayısıyla Türkiye şu anda bu nedenle o bölgeden
çok da böyle çekilme niyetinde falan değil. Yani Türkiye'nin pozisyonu sadece işte bir takım işte Arap ülkelerinin Suriye ile olan ilişkilerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin keza bu Arap ülkelerine karşı çıkmasına, ki açık bir şekilde karşı çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın oradaki varlığına bağlı değil, aynı zamanda meydana gelebilecek olan bütün bu gelişmelerle ilgili. O nedenle hani bu soruya cevap verirken biraz geniş cevap vermeye çalıştım. Anladım. Belli ki bu hani tabirle pilav çok su kaldıracak. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki emellere sona erecek gibi görünüyor kolay kolay, ne de Suriye'de özellikle sizin vurguladığınız hani diplomatik temaslarda çok kullanılır işte ortak çıkarlar, terörle mücadele vesaire, de hani o söylediğiniz çıkar ortak olan neresidir? Sizin ortaklaştırdığınızda muhatabınızın yani ortaklaştırdığı yer neresidir? Sizin terör dediğinizde muhatabınızın terör dediği yer neresidir? Buralarda uzlaşmadan, kavramlarda uzlaşmadan ortak hareket etmenin henüz çok daha erken olduğunu belirttiniz. Sayın Özurlu, çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet değerli izleyiciler, Sayın Musa Özurlu hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ve Moskova yapacağı ziyaretleri değerlendirdi. Hem de Türkiye'nin tekrar Suriye yönetimiyle, Şam yönetimiyle diplomatik ilişkileri kurma konusundaki niyetini de getirdi. Ama son önünde başka gelişmelerin de olduğunu vurguladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeniden bir askeri yığınak yapmaya başladığını ve bunu da hani Şam rejiminin devrilmesiyle ilgili yeni bir planın Suriye içerisinde de yeni ayaklanmaların ortaya çıkabileceği bir zeminde Türkiye'nin hani Esad'ı devirme planı diye normalde planın başında, hikayenin başında bunun için öngörülen takvim 3 ay gibi bir süreydi. Ama bundan vazgeçilecek mi, yeniden Esad muhatap alınacak mı derken farklı senaryolarında olabileceğini söyledi ve ekledi, burası Orta Doğu, her an her şey olabilir diye. Evet, tabii ki başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olması bizim en büyük temennimiz, hep vurguluyoruz. En iyi savaştan en kötü barış evladır diye umarız. Hem bu coğrafyada hem dünyanın bütün çatışmalı bölgelerinde bir an önce savaş yerine barış tesis edilir diyelim. Çünkü savaşın kazananı sadece silah tüccarları, dar menfaat grupları ve egemenler olur. Ama bedelini halklar ve vatandaşlar öder. Not defterinin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.